Değerli izleyenlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Malumunuz, 3 ayları idrak ettik ve 1. kandilimizi, Regaib kandilini kutladık. Şimdi de Recep ayımızın 27. gecesi münasebetiyle inşallah bugün, bu akşam Miraç kandilini idrak edeceğiz. Bu vesileyle ülkemiz genelinde yaşanan depremle birlikte bu kandili biraz buruk kutlar gibi olacağız. Ancak yüreklerdeki imanı ve topraklardaki emanı güçlendirmesi millet, ümmet ve insanlık alemi için hayra, huzura, barışa vesile olması için de bu geceleri bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Ve Cenab-ı Hak'tan deprem gibi acıları bir daha yaşatmaması dileğiyle, arzusuyla dualarda, niyazlarda bulunacağız. Miraç gecesi hüzün ve alem dolu, hüzün ve elemle dolu günlerden geçmekte olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın lütfettiği ve Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semavata doğru yaptığı kutsal yolculuğun adıdır. Bu vesileyle müminler yine aynı zorluklar içerisinde yaşarlarsa Cenab-ı Hakk'a iltica ederek o zorlukları Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hüzünler gibi hüzünlerinin kaldırılmasına dua edecek ve miracı bir vesile bilip dualar ve niyazlarda bulunacaklardır. Değerli kardeşlerim, Miraç vesilesiyle Cenab-ı Hak Resulünü katına davet ediyor ve ona bazı müjdeleri veriyor. Onların en önemlilerinden biri de müminlerin miracı olan namazdır. Bu gece Allah Resulü miraca davet edildiği gibi Resulü Takaleyn İmamul Harameyn Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ümmetinin miracı namazdır müjdesi veriliyor. Ve şirk hariç geri kalan bütün günahların bağışlanacağı müjdesi veriliyor. İşte bu geceyi hep millet ve ümmet olarak inşallah günahlarımızın affına vesile kılacak ve bu vesileyle affını Mevla'dan dileyecek, bağışlanmamızı isteyecek, ölülerimiz için dua edecek, tövbe istiğfar edecek, günahlarımızdan affedilmemizi dileyecek ve 5 vakit namaza devam etmenin dileğinde bulunulacaktır. Bu vesileyle, bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, gönül coğrafyamızın ve alemi İslam'ın Miraç kandilini bir kez daha tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin dertlilere deva, afetlerden dolayı mahzun olan kalplere sevinç ve parçalanan yüreklere şifa olmasını yücelerin yücesi Rabbimizden niyaz ediyorum. Muhterem cemaatimizi, Ispartalılarımızı da Ulu Cami'de icra edeceğimiz bu gecenin özel programına davet ediyor ve gecenin hayırlı ve mübarek olmasını Mevla'dan niyaz ediyorum.